Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Camları sökmüştük. Filmleri çektirdim. Diğer bir taraftan evde tadilatlar devam ediyor. Bu tarafın cam motoru yoktu. Söktüğümde yok çıkmıştı. Diğer taraf için de söktüm. Filmleri çektirebilmek için. Orada arızalı çıkmıştı. Onlarla uğraşıyorum. Hazır sökmüşken sağ tarafın Kapı açıldığında kapı açık ikaz ışığı yanmıyordu. Tepe lambaları da buna bağlı olarak yanmıyor. Buradan alıyor tetiklerini. Sonra epeyce bir kurcaladım uğraştım. Kapı kilit motorunun içini söktüm. Sivicin teli oksitlenmeden dolayı kopmuş çıkmıştı. Onu yaptım hallettim. Sonrasında bir test yaptım. daha önceki kapıları söktüğümde de yapmıştım bunu. Şuradaki motora giren soketin uçlarını kısa devre etmiştim lambanın yanması gerekiyordu. Şöyle ekrandan baktığınızda kısa devre yaptım mı yanması gerekiyordu. Yanmamıştı. Ee, sonra bu uçları şöyle buldum. Bu dört tane soket var. Ön kapı kilit motorlarını anahtarla kilitlediğinizde de kilitlesin diye. Orada ikinci bir switch var. Bu kapı kilit motoruna bir tane switch var. Yani dolayısıyla ön kilitlerde şöyle bir tane dörtlü soket görüyor. Ayrıca ikili bir soketimiz daha var. Orada iki switch olduğu için ikisi motor beslemesi. Şöyle kalın oluyorlar. İki tanesi de kapılar kilitli mi değil mi merkezi kilite durumu bildiren sivicim kabloları. İkisi de kapılar açık mı değil mi diye kapı açıldığında merkez sisteme yani daha doğrusu kapı açık ikaz işaretini lambasını yakan kablolar. Dolayısıyla arkalarda dört tane var. Tek bir sivicimiz var. Arkalarda çünkü anahtarla kilitleme olay olmadığı için tek bir sivic var. Dolayısıyla şöyle bir tane dörtlü soket giriyor. Burada da netlemeye çalışıyorum. Sokette 4 kablo var. İkisi kalın, ikisi ince. Şu ince olanlar sivice giriyor. Çünkü kalın olanlar motora besleme gönderdiği için biraz daha kalın oluyorlar. Çektiği amperden dolayı. Uçlarını kısa devre ettim. Çalışmadı. Sonra epey bir uğraştım, araştırdım. E, şuradaki bir soketimiz var. Şu orta direk var. Emniyet kemerinin olduğu iki kapının ortasındaki. Burada bir soket olduğunu daha önceden e, bazı videolarda Arkadaşlar paylaşmışlar, görmüştüm. Burayı hep sökmek aklımdaydı. Bir türlü fırsat olmamıştı. Bu işlere girişince de burayı da söktüm, çıkardım. Sokete ulaştım. Nasıl sökülüyor derseniz şurada bir tane vidamız var. Onu söküyoruz. Burası zaten boşta. Arkalarınkini sökmüştük. Şuraya geçen döşeme klipsleri var. Kapaktaki şu kanala geçiyor. Şöyle geriye doğru çektirdiğinizde çıkıyor. Çünkü şu vidalanıyor, bu da bunun üstüne geçiyor. Geçtiği için şunu bırakmıyor. Burayı açmam gerekiyordu. Şurada bir tane daha vidamız var. İki tane de, pardon, bir tane de şurada var. Yine aşağıda var iki tane. Bunları söküp hep gevşetiyoruz. Şurayı sökmeye çalıştım. Emniyet kemerinin büyük civatası. Onu ne yaptıysam Açamadım. Sonra şuradaki boşluktan şöyle yukarıya çekerek bunu şuradaki engellerden kurtararak şunu geriye çektim bu şekilde açabiliyorsunuz buraları. Sokette şurada oluyor. Şuraya şuradan zaten karşıya geçip kapı arası bir körüğümüz var. Buradan çıkıp şöyle geliyor. Sokete neyse ulaştım. Soket süngerle sarılıydı. E, buraya da zamanla demek ki su gitmesiyle birlikte şuradaki şunu zaten kesmişim. Kestiğimin yanındaki kabloda da boşta duruyordu ucu. Oksitlenmeden dolayı zamanla Kopmuş Neyse burayı kestim çıkardım Şöyle yanındakini de kestim Bunları ek yapıp atlatacağım Bunu da bantla saracağım Kısa devre yaptım yanmıyorlar Şaşırdım sizde bu hataya düşmeyin Çünkü kapıya giden kısmı Soketin kapıya giden kısmını kısa devre diyormuşum ön tarafta yanmıyordu. Oradaki köşedeki kabloları çıkardım. Bulmaya çalıştım. Bulamadım. Hangi soket, hangi renkteki kablolar olduğunu bulamadığım için. Neyse geldim. Tekrar baktığımda bir de fark ettim ki kapıya giren kısmı deniyormuşum. Aşağıdan gelen kablonun yani tesisattan ekrandan gelen kabloların kısmını yapmamışım. Denememişim. Onları da buldum. Onları da bulup böyle uçlarını açtım, hazırladım. Kısa devre ettim ve lamba yandı. Sorunumuz buradanmış. Yani ekranı ışık ekran ışık e, pardon düzelteyim yanlış söyledim kapı açık ikaz işareti ekranda yanmıyorsa kapı kilit motorunun içindeki sivicin haricinde de buradan da sorun yapabiliyor buraya da dikkat edin arkadaşlar bunların da kontrol edilmesi gerekebiliyor şu an duşlarını bir kısa devre yapayım gördüğünüz gibi yandı bırakalım söndü tekrar yapalım yandı bununla beraber zaten tavan lambası da yanıyor. Şöyle hem lambayı hem de ışığı ekran almaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi sıkıntıyı çözmüş olduk. Buraları daha henüz toparlamadım kapıları. İşlemler bitti sayılır. Sol tarafın cam motorunu da toparlamaya çalışıyorum. Kayışı çıkmış motorundan. Onun işlemi bitmedi. Kapı kilit motorunu tamamladım sayılır. Onu toparlıyorum. Burada temizlik işlemleri var. Şuraları bir temizleyeceğim. Sonrasında şöyle bir problemimiz var. Şurada kapı ses yapıyor açıldıkça. Şu mekanizma dağılmış. Boşluk oluşmuş. Buraları gresleyeceğim. VD40 ile güzelce yağlayıp temizleyeceğim. Sonrasında gresle, kalın gresle doldurup temizleyeceğim. Sonrasında şu kapıya bastığımız düğmelerin yağlamasını gerçekleştireceğim. Gibi işlemler var. Devam ediyor. O yüzden henüz tamamlayamadım. Şöyle açarken kapıyı ses yapıyor. Bundan dolayı onların da hazır buraları sökmüşken bakımlarını yapacağım. Buraların temizliğini yıkamasını yapacağım. Şimdi bunlara ben ek yapacağım. Karşıdan karşıya atlattıracağım. Güzelce elektrik bandıyla sarıp bantlayacağım. Şimdi ben işlemlerime devam etmek üzere videomu durduracağım. Şimdi eklerimi yaptım. Şöyle güzelce kalın kablo buldum. Doğru bir şekilde hangi kablo hangisine gidiyorsa şurayı netleyip göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bir türlü netleyemedim. Evet yakaladım. Gördüğünüz gibi orada herhangi bir kablo falan hiçbir şey kalmamış. Sürekli bu kablolarda elektrik olduğu için e, su da girdiğinde elektrikle beraber oksit resmen orayı yemiş, bitirmiş, çürütmüş, kopmuş. Gördüğünüz gibi yanındaki kablo kesmişim. Orada güzelce duruyor. Sol taraftaki şu delik görünen, boş görünen kısım tamamen erimiş, yok olmuş. Yanındaki nerede sıkıntı da olabilir diye onu da kesip onlar da sürekli çünkü dediğim gibi elektrik bulunuyor. Şu karşı tarafını da burayı da kestim, şöyle güzelce ek yaptım. Şurasına da bakmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi kesmişim şu şekilde. Şu an sistem kurulu vaziyette. Emin olmak için kablonun devamında sorun var mıdır diye uçları şimdi bu bağlantıları yaptıktan sonra kısa devre ettim. Gördüğünüz gibi lamba yanıyor. Şimdi çekelim. Evet, çektim söndü. Aktif hale getirmiş olduk. Şimdi buraları güzelce elektrik bandıyla sarıp toparlayacağım. Evet işlemi bitirdim. Güzelce ekleri bantladım. Şöyle komple de yine sardım. Buraya illaki demek ki bir yerden su geliyor. Dolayısıyla şöyle güzelce elektrik bandıyla tamamen sardım. Muhafazaya aldım. Herhangi bir sıkıntı olmadan uzun bir süre böyle devam edecektir. Şöyle yine yerine alıp güzelce fazla dışarıya çıkarmadan buraları kapatıp örtüp toparlayacağım. Şuraların tozu pisliği çok arkadaşlar. Buraların esasen bakımların yapılması gerekiyor. Tamamen buraları söküp temizleyip aracı da yıkayıp temizlemiştim. Fakat buraları sökmek için fırsat olmamıştı. Arıza nedeniyle mecburen sökmek zorunda kaldım. Bunu da artık bir dahaki sezona bıraktım. Yazın buraları komple söküp temizleyip. şu Ayrıca zaten kapı fitilleri arkaları kontrol ettim. Kapı örtüldüğünde şu döşemeler olmadığı için de güzelce kapatıyor. Fakat önlerde sıkıntı var. Onlar için de şeffaf boru aldım 8 milimlik. Onları yapacağım. Fakat alt kısımları 8 milimler yine de tamamlamıyor. Yani doldurmuyor. Oralara daha kalın bir boru. Sadece 1 metrelik alt kısımlarını yapacağım. Öyle bir işlemlerim olacak. Belki ön kısımları söküp şu döşemelerini etrafını temizleyebilirim. Fitilleri de hazır sökmüşken temizleyeceğim. Yine onların da videosunu çekmeye çalışırım arkadaşlar. İşlemlerimiz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yine başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, iyi seyirler.